nedenle şu soruları net olarak sormak istiyoruz. Bir siyasi partinin milletvekili nasıl çıkıp der ki biz biliyoruz olanları ama aile arasıdır, biz konuşmayız. Aileden kastettiği Güran ailesi midir, devletin kendisi midir? Bunu açıklasın. Bu bir soruşturma konusudur. Bugüne kadar bu milletvekilinin, iktidar partisinin milletvekilinin soruşturmaya tabi tutulmaması da suçtur. Buradan bir suç duyurusunda bulunuyoruz. Onun kamuoyuna yaptığı açıklamadan dolayı buradan suç duyurusunda bulunuyoruz. Ve yetkilileri onunla ilgili işlem başlatmaya davet ediyoruz. Kendilerinin kurmuş olduğu dostluk düzeni bu toplum için düşmanlık düzenidir. Onların bu dostluk düzeni olmaz olsun. Onların dostluk düzeni aha şu mezarda yatan o küçücük narinin bedeni üzerinde, ruhu üzerinde, çocukluğu üzerinde, geleceği üzerinde kurulmuş olan bir dostluk toplumun dostu, insanın çocuğun dostu olamaz. Bunlarınki düşman ittifakı, bunlarınki JITEM ittifakı, bunlarınki paramiliter güçlerle ittifak. Bunu asla kabul etmiyoruz. Sormak istediğimiz diğer soru. Tavşantepe'de ne var? Mermiler çıkmış. Oranın bir silah deposu olduğu iddiası var. Korunmak istenen bunlar mıdır? Bu silah deposu mudur? Başka Kürdistan'ın hangi kentinde kaç tane benzer bir köy var? Kaç tane silah deposu var? Buna neden ihtiyaç duyulmuştur? Bunun Nari'nin katledilmesiyle ilgisi nedir? Bütün bunlar açığa çıkmalıdır. Baştan beri profesyonelce ailenin nasıl ifade vereceğinden tutun da basınla paylaşılacak, servis edilecek özellikle yandaş medya, iktidar taraflısı medyaya servis edilen sistematik haberler.